Mustafa Kemal 1924 yılının Aralık ayında Times gazetesi muhabirine şu cevabı vermiştir. Hakimiyeti milliye esasına dayanan ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partilerin olacağına şüphe yoktur. Bakın yani çok partili hayata geçileceğine sinyallerini vermiş. Mustafa Kemal'in muhabire bu cevabı aşağıdaki gelişmelerden hangisine dayanak olarak gösterebilir? Aslında bakın ben cevabın ipucunu verdim. Çok partili hayata geçiş için sinyal vermiş Mustafa Kemal. Bakalım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ilk muhalefet partisi olduğu için bakın 1924'ten ne bahsediyor? Evet işte tam olarak dayanak bu olabilir. Kadınlara seçme seçilme hakkı halkın yönetime katılmasıyla ilgilidir. Siyasi partilerle alakalı değildir. Bakın Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini feshetmesi kapatmak demektir. Kapatıyorsa bu birbirini denetleyen partilerin ol olması ile alakalı değil. Aksine e, siyasi e, demokrasinin zarar görmesi demektir. Halk Fırkası'nın adının Cumhuriyet Halk Fırkası'na dönüşmesi yine tek partiyle alakalı bir durum olduğu için burayı da alamayız. Cevabımız A şıkkıdır. Buna göre birinci meclis için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci meclis, Türk milletini temsilen milli mücadeleyi gerçekleştirmiştir. Şurası önemli, hemen çizelim. Bu meclis, Yeni Türkiye'nin ilk milli meclisi olması itibariyle birinci meclis, milli mücadeleyi zaferle neticelendirerek yeni Türk Devleti'nin temelini attığı için Kurucu Meclis, Türk milletinin milli ruhunu temsil ettiği için Kuvayi Milliye Meclisi şeklinde tanımlanmıştır. İlk dönemlerde Büyük Millet Meclisi ve Meclisi Ali gibi isimler kullanılmasına rağmen kendi varlığını teminat altına almak üzere çıkardığı Hıyaneti Vataniye Kanunu ile Büyük Millet Meclisi olarak tespit ve tescil edilmiştir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin TBMM'nin yapısını özetleyen iki mühim temel prensip mevcuttur. Bunlar milli irade ile milli hakimiyet prensipleridir. Hakimiyet hakkını kayıtsız şartsız olarak meclisin iradesine teslim e, temsil eden Türk milleti bu irade ve hakimiyetin millilik vasfına sahip olmasını gözetmiştir. Bakın hakimiyetin millilik vasfı yani hakimiyet halkta. Zaten milli irade ve milli hakimiyet demek milletin isteğinin mecliste çalışmalara yansıması demektir. Birinci meclis hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şeklindeki temel prensipleriyle milli hakimiyet ve milli iradeyi en net ve mükemmel bir şekilde tatbik eden bir meclis olmuştur. Birinci meclisle ilgili hangisi söylenemez diyor. Öncelikle amacı tam bağımsızlığın sağlanmasıdır. Kesinlikle doğru. Milli mücadeleyi gerçekleştirmek dediği için A şıkkına ulaşırım. Millet iradesi üzerine inşa edilmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve milli irade milli hakimiyet dedikleri için de B şıkkına ulaşırız. Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin teme, devletinin temellerini atmıştır bilgisi de kurucu meclis olduğundan bakın Türk devletinin temelini attığından anlıyoruz C şıkkına ulaşırız. Güçler Birliği esasını benimseyip kabine iki hükümetini uyguladığına dair bir bilgi buradan çıkmaz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Her yerde siyasi parti kurma konusunda da halkla uzun sohbetler yaptım. 7 Aralık 1922 tarihinde Ankara basını vasıtasıyla halkçılık ilkesine dayanan ve Halk Partisi adını taşıyan siyasi parti kurmak niyetinde olduğumu açıklayarak bu partinin nasıl bir program yapması gerekeceği konusunda bütün vatanseverlerin, ilim ve fen adamlarının yardım ve işbirliğine başvurmuştum. Gerek bazı kimselerden aldığım yazılı düşüncelerden ve gerek halk ile yaptığım görüşmelerden çok yararlandım. Sonunda 8 Nisan 1923 tarihinde görüşlerimi 9 ilke halinde tespit ettim. 2. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi sırasında yayınlanarak ilan ettiğim bu program partimizin kuruluşuna temel olmuştur. Bu program bugüne kadar ele alıp gerçekleştirdiğimiz bütün önemli hususları içine alıyordu. Bununla birlikte programa girmesi önemli ve esa esaslı bazı konular da vardı. İlkeler Halk Partisi'nin kuruluşu ve faaliyet göstermesi için yeterli oldu. Partinin adına daha sonra Cumhuriyet kelimesi de eklenerek Cumhuriyet Halk Partisi adı verilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Birinci öncül Atatürk farklı görüş ve düşüncelere açık bir liderdir bilgisine ulaşabiliriz. Nereden ulaşıyoruz? Bakın Atatürk bu partiyi kurmak için vatanseverlerle, ilim ve fen adamlarıyla görüşmüş ve onlara danışmış. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı görüş ve düşüncelere açık bir lider olduğunu bizlere kanıtlar. Bir, kesinlikle doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllar iktidarda yani yönetimde kalmıştır diyor. Verilenlere baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda uzun yıllar kaldığına dair hiçbir bilgi verilmediği için ikinci öncül yanlıştır. Bu yüzden iki olan öncülleri sildiğimiz zaman sorumuzun zaten doğru cevabı çıkacaktır. 3'e bakalım. Halk fırkası Atatürk ilkelerinin izlerini taşır. Bakın şurada Halkçılık ilkesine dayanan bu parti diyor. Yani kendi ilkelerine de dayandığını bu cümleden anlıyoruz. Üçüncü bilgi de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Verilen metinden hareketle çıkarımlarından kaç tanesine ulaşılabilir? 1929 yılına gelindiğinde Atatürk ilke ve inkılaplarının büyük bir bölümü günlük hayatta uygulanmaya başlanmış Halk tarafından inkılaplar benimsenmiş ve Türkiye halkı çağdaş medeniyet yolunda hızla ilerlemeye başlamıştı. Mustafa Kemal Türk milletinin demokratik bir ortam içinde kalmasını istiyordu. Bunun için de çok partili hayatın gerekliliğine yürekten inanıyordu. 1929 yılında dünyada büyük bir ekonomik bunalım başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti de bu bunalımdan olumsuz yönde etkilendi. Hükümetin izlediği ekonomik politika ve uygulamalar ise bazı milletvekilleri tarafından eleştiriliyordu. Mustafa Kemal bu fırsattan yararlanarak demokratik bir yaşama geçiş için ekonomik programı Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrı olan başka bir siyasal partinin kurulmasını istedi. Böylece ekonomide liberal programı benimseyen Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar tarafından kuruldu. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım da bu partinin kurucuları arasında yer aldı. Mustafa Kemal, parti kurucularından cumhuriyet ilkelerine ve layık devlet düzenine bağlı kalmalarını istedi. Şimdi kaç tanesine ulaşılabilir dedi. Bakalım. Cumhuriyet ve kazanımları kamuoyunda kabul görmeye başlamıştır. Bakın burada diyor ki halk tarafından inkılaplar benimsendi diyor. O yüzden birinciye ulaşırız. Dışarıda yaşanan gelişmeler Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına etkili olmuştur bilgisine de ulaşıyoruz. Dünyada çıkan ekonomik kriz milletvekilleri arasında huzursuzluğa sebep oluyor ve sonucunda da fırsat bu fırsat çok partili hayata geçiliyor dedi. O yüzden Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına sebep oluyor dedi. İkinci bilgi de doğrudur. Atatürk etkin bir muhalefette hükümetin denetlenmesini amaçlanmıştır bilgisi de buradan doğru olarak karşımıza çıkar. Çünkü Atatürk kurulmasını istemiş. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasıyla uzun süre çoğulcu demokrasi ara verilmiştir. Arkadaşlar kapatıldığına dair herhangi bir bilgi verilen metinde yer almadı. Zaten bize sorunun kökünde verilen metinden hareketle diyor. O yüzden dördüncü sıradaki bilgimize ulaşamıyoruz. Kaç tanesini bulduk? 3. Cevabımız C şıkkıdır.